Hatırlayalım, bu yılın Şubat ayında Rusya destekli rejim birlikleri İdlib'i ele geçirmek için harekete geçince yeni ve büyük bir sığınmacı krizi Türkiye'nin kapılarına dayanmıştı. Ağır kayıplar pahasına Esed rejimine bu fırsat verilmedi. SİHA sürüleriyle başlatılan operasyonla rejim saflarına ağır kayıplar verdirildi ve bu kararlılık gösterisi sonrası milyonların sınıra dayanması engellenmiş oldu. Bu mevzuyu Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerine şuradan bağlayacağız. Gündemi ve derinlemesine analizleri yakından takip etmek için kanalımıza abone olabilir, zil ikonundan bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. 18 Mart 2016'da Brüksel ile yapılan anlaşmanın 9. maddesi Avrupa Birliği'ne Türkiye ile sınırın Suriye tarafından işbirliği yapma yükümlülüğü getirilmesine rağmen 2020 Şubat'ında İdlib'deki operasyon sırasında Avrupa Birliği işbirliği yapmak şöyle dursun, Türkiye'ye silah ambargosu uygulama kararı aldı. Öyle olunca Ankara, aynı anlaşmanın Türkiye'ye bir yükümlülük olarak öngördüğü mültecilerin Avrupa'ya akınını engelleme sorumluluğunu askıya alarak bu duruma cevap verdi. Malum Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından yıllar öncesinden gelen şöyle bir durum var. Avrupa Birliği ile müzakerelerin ilerlemeyeceği anlaşıldığı için hiç olmazsa ilişkilerdeki atmosfer kötü olmasın diye pozitif gündem diye bir kavram kullanılıyor. İdlib'deki gelişmelere atıf yaptık ama ilişkilerdeki güvensizliği besleyen asıl faktörün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası Avrupa'nın aldığı ikircikli ya da lakayt tutumu olduğunu dillendirmek yanlış olmayacaktır. Öyle, evet, krizin derinlerinde temelde bu sorun var. 10 yıllardır Türkiye'yi demokratik değerler üzerinden denetleyen Avrupa'nın demokrasinin en zor gününde gösterdiği o samimiyetsizlik Ankara'daki tepkisel tutumu besleyen temel bir faktör olarak orta yerde duruyor. Bu cümleler burada böyle dursun. Avrupa ile yaşadığımız krizleri sürekli bir şekilde Türkiye'deki yönetimin hatalarına bağlayanların da okuyup üzerinde düşünmeleri için. Şimdi Avrupa Birliği ile normalleşme, Fransa ile sükunet arayışlarına gelelim. 10-11 Aralık'ta yapılan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden öncesinde ortaya çıkan işaretlerin aksine Türkiye'ye yaptırım kararının çıkmaması pozitif gündeme dönüş anlamında yeni bir fırsat sundu. 2021 yılının krizsiz şekilde ilerlemesi için Ankara'da da bir takım hedefler belirlenmiş durumda. Yunanistan ile istikşafi görüşmelerin başlaması, Doğu Akdeniz için daha önce öneri olarak gündeme gelen konferansın toplanması, Fransa ile gerilimin yumuşatılması, 2016 Mart ayındaki anlaşmaya dönülmesi gibi hedefler var. Avrupa Birliği ile Mart 2016'da yapılan anlaşmadan sonra Suriye'den gelen sığınmacılar için harcanmak üzere bugüne kadar Avrupa Birliği kasasından 3.4 milyar avro para çıkışı oldu. Anlaşmada bu fon yaklaşık 6 milyar avro olarak belirlenmişti. Ankara bu rakamın güncellenmesini sadece Suriye'den değil Asya'nın diğer bölgelerinden Türkiye'ye gelenleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini arzu ediyor. Öğrendiğimize göre geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Alman Şansölye Angela Merkel'le yaptığı telefon görüşmesinde bu konuda gündeme gelmiş. Merkel, Avrupa Birliği'nin 1.1 trilyon avroluk bütçesi geçtiği için bu bütçeden bu alanda kullanılmak üzere bir fon ayrılacağı yönünde üstü örtülü bir vaatte bulunmuş. Farkındaysanız çok uzun olmasa da bir süredir Fransa'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Fransa'ya yönelik sert açıklamaların yerini görece sükunet havası almış durumda. Bunun arka planında her iki tarafında bir ihtiyaç olarak ortaya koyduğu ortak bir irade var. İlişkileri kriz atmosferinden çıkarmak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 2 hafta önce Fransız mevkidaşı Le Drian'la bir telefon görüşmesi yapmıştı. Gelinen nokta itibariyle Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin daha vizyoner, daha sağlıklı bir zemine oturabilmesi için bir çalışma yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ağustos 2018'de durduk yere sarf ettiği bir cümle var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'si Kemal döneminin Mustafa Kemal Türkiye'si değil demişti. Yani ilk taşı o attı.
Erdoğan'ın Merkel'le gayet iyi bir diyalog kanalı varken Macron'la yıldızlarının neden barışmadığını iyi anlamak lazım. Ayrıca mesele bundan ibaret değil. Malum Türkiye'nin Avrupa Birliği ile müzakerelerini kilitleyen ülkelerin başını hep Fransa çekti. Sarkozy döneminde başlayan fasılları kilitleme tutumunu biliyorsunuz. Son dönemde ise Macron'un Türkiye'yi bir gölge gibi takip etmesi, adım attığı her yerde karşısına dikilmesi işin tadını iyice kaçırdı. Şimdi ilişkilerdeki atmosferi yeni bir dengeye oturtmak için karşılıklı bir iradenin ortaya çıktığı görülüyor. Hedef, demin dediğim gibi ilişkileri vizyoner ve sağlıklı bir zemine taşımak. Bakalım bu mümkün olabilecek mi? 2008 küresel finans krizi patlak verdikten sonraki birkaç yıl gerek ABD gerekse de Avrupa Birliği doğal olarak kendi derdine düşmüştü. Küresel finans krizinin dünya ekonomisi ve küresel ticaret üzerinde sebep olduğu negatif etki sadece Çin'i neredeyse hiç etkilemedi. Hindistan, Brezilya, Meksika, Türkiye, Güney Afrika, önde gelen gelişmekte olan ülkeler başta zorlandılar. Bununla birlikte birinci nesil reformlarla birlikte güçlü bir bankacılık sistemi, sürdürülebilir bir kamu mali dengesi ve üretken bir ekonomiyi yeniden tasarlamış olan Türkiye, 3 çeyrek dönemlik zorlanmadan sonra 34 çeyrek dönem ara vermeden pozitif büyüme gerçekleştirdiği yeni bir sürece geçti. Bu süreç Türkiye'yi Çin'le birlikte 2010 ile 2020 arası dönemde küresel ekonomi, politikte ne yaşanırsa yaşansın, dünya ölçeğinde mega projelere imza atan iki ülkeden biri konumuna getirdi. Türkiye'nin yükselişini durdurmak, Avrasya'da artan bölgesel güç ekseni rolünü kırmak için Gezi, 17-25, Kobani, Hendek, 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimi, sayısız hainlik, sayısız tuzak, sayısız saldırı denendi. Bu tuzak ve saldırıların tümü Türkiye'yi daha da bileyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde milli strateji ve politika üretme kabiliyetini daha da perçinlemiş, bölgesel ve küresel inisiyatif kullanan bir öncü güce dönüştürdü. Türkiye, Balkanlardan Kafkasya'ya, Orta Asya'dan Orta Doğu'ya, Afrika steplerinden Asya steplerine barış kuşağı inisiyatifi inşa eden bir oyun kurucu ülke artık. Kazan kazan ilkesine dayalı barış kuşağı inisiyatifi, Avrasya'nın açlık duyduğu umutla beklediği bir duruş ve liderlik. Türkiye'nin önlenemez rolü, küresel ekonomi, politik sistemin güç merkezleri konumundaki ABD'nin de, Avrupa Birliği'nin de, Rusya'nın da, Çin'in de radarında. Türkiye'nin barış kuşağı inisiyatifi 75 yıldır Soğuk Savaş'ın başlangıcından bu yana önde gelen aktörlerin Afrika'da, Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Kafkasya'da, Orta Asya'da inşa ettikleri jeopolitik dengeleri değiştirmeye o kadar zorluyor ki duydukları rahatsızlığı da, endişeyi de, korkuyu da, düşmanlığı da artık saklamıyorlar. Türkiye'nin en büyük başarılarından birisi yeniden yapılanan küresel ekonomi, politik sistemin sebep olduğu basınç ve Asya Pasifik ile Atlantik, Doğu ile Batı arasındaki bu yoğun çatışma ve çekişme iklimine rağmen Barış Kuşağı inisiyatifi ile öncelikle Balkanlar ve Kafkasya'ya, sonrasında Afrika ve Orta Asya'ya çıkış yolunu göstermek. Bahsedilen coğrafyaları, üretim, lojistik, ulaşım ve ticaret koridorları aracılığıyla kapsayıcı kalkınmanın bir parçası yapmak ve bu coğrafyalar için yeni bir hikaye yazılmasına öncülük etmek. Bayatlamış 75 yıllık dayatmalardan uyandırmak, kurtulmalarını sağlamak anlamına geliyor. Başbakan Merkel'in bu süreci iyi okuyan önemli bir küresel lider olarak ortaya koyduğu mücadele, kendisi sonrası dönemde Almanya'nın bu ufku kaybetmesi halinde hem Almanya hem de Avrupa Birliği için talihsizlik olacak. Fransa'nın, devlet aklının da silkelenmeye ihtiyacı var. Anglo-Sakson kanadın zayıf Türkiye tercihini ise 21. yüzyılın bu periyodu açısından artık kullanım dışı. Türkiye'nin çok kutuplu dünya gerçeğine dayalı diplomasi mimarisi için kafa yormamızda yarar var.